Şimdi şöyle hazırlıklarla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Tabi her bayram, Kurban Bayramı öncesinde bazı spekülatörler profite etmek çalışan ya da işte diyelim havada para kazanmaya çalışan kurum veyahut kuruluş veyahut ne bileyim özel teşebbüs, ne bileyim yani böyle yetiştirici olmayan emek verip hani emeğinin karşılığıyla alakalı değil de daha çok böyle havada para kazanmaya çalışan tipler vardır. Bunlar her zaman suni gündem yaratırlar. Ama hazırlıklarla alakalı çok fazla bir eksiklik, bir sıkıntı yok. Yalnız hayvan varlığıyla alakalı tabii ki hayvan varlığımızı artırmamız gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımız var. Bütün illerde olduğu gibi Malatya'mızda da et fiyatlarının özellikle kurbanda kurbanı kesebilme adına tüm insanlığın ve dini vecibelerini yerine getirebilme adına fiyatların biraz daha olumlu seviyeye düşebilmesi için çalışmalarımız var. Bu çalışmalarla alakalı da yetiştiricilerimizi, üreticilerimizi, tüketicilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bunlar da devam edecektir. Hayvan sayısı artırımıyla ilgili de zaten çalışmalarımız var. Bu anlamda damızlık verimi, ikizlik verimi yüksek olan hayvanları Malatya ekonomisine kazandırmak için biliyorsunuz yurt dışından bir hayvan getirme projemiz var. Bununla alakalı kredi çalışmalarımız, birçok yetiştiricinin kredisi çıktı. Birçok yetiştiriciyle alakalı da kredi çalışmaları devam ediyor. Normal sürece giriyoruz zaten biliyorsunuz fiyatlar artmıştı. Niye artmıştı? Euro'dan dolayı, suni gündemden dolayı seçimden önce. Ama şu anda normalleşmeye doğru gidiyor. İnşallah bir an önce Malatya ekonomisine bunları kazandıracağız. Yine TİGEM'in yaptığı bir proje vardı Tarım Bakanlığı'nın. Oradan da bir yaklaşık 7-8 bin hayvan gelecek. Hayvan gelirse hayvan sayısı özellikle Malatya'mızda yeterli olacağını düşünüyorum. Bu anlamda gerek büyükbaş olsun gerek küçükbaş olsun kurbanlıkta kesime dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var.